Sanctions Scanner sponsorluğunda üretim bandının yeni bölümüne hoş geldin. Selam üretim bandı dinleyicisi. Üretim bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimi ile alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbanda.com slash slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir, sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, iki haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbanda.com slash bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Herkese merhabalar. Üretim bandının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Roadmap kurucu orta Samet Özkale. Hoş geldin Samet. Hoş bulduk abi. Ekosistem zaten seni tanıyordur. O yüzden aslında çok şey yapmaya gerek yok. Tanıtmaya gerek yok ama bugün hani senin sizin hikayenizi konuşacağız. Eski adıyla Product'tır, şimdiki adıyla Roadmap hikayesini konuşacağız. Yani pivot'tan başlamayalım yani. Hani istersen biraz Product'tır günlerinden başlayalım. Hani ilk gördüğünüz ihtiyaç neydi, yakaladığınız ihtiyaç neydi, orada nasıl bir çözüm ürettiniz kendinize. Biraz oraları anlat istersen ondan sonra günümüze geliriz. Hı hı, süper, süper abi. Çok teşekkürler. İlk olarak gördüğümüz şey aslında şuydu. Merve ile aynı şirkette çalışıyorduk ve hem bizim hem sonrasında gece yaptığımız user'larla kollarda fark ettiğimiz şey aslında kullanıcı feedback'ini product management life cycle'a entegre eden ve gerçekten bu feedbacklerin centralize edildikten sonra oyuna girdiği, gerçekten önceliklendirilebildiği, her şeyin backlogda sıkışmadığı bir dünyaya ulaştırabilmekti ürün şirketlerini. Product'ı da daha çok hedef kitlemiz 0-100 çalışana arasındaki şirketler yani daha küçük ölçekli startupları hedefliyordum. İlk başladığımız zamanlarda feedback management pazarında büyük bir olumluk yoktu ama biz onun olacağını da bilerek, oraya girdik ve işi feedback kanadıyla başlattık. Her şey çok güzel gidiyordu o açıdan ilk zamanlarda. Yaratmak istediğimiz bir marka modeli vardı. Onu yaratabildik. Bu bizim için zordu ilk başlarda. Burada şunu biliyorduk. all bir çözüme giderken ilk başta elinizde sadece feedback kanadı olduğunda insanlara all -in bir çözüm vaat edip, içeriye geldiklerinde onları tek bir modülünüzle karşıladığınızda e, o ben hala all bir product management software'im ve bu benim ilk modülüm demeniz ve bunu buna rağmen insanları kabul ettirmeniz gerekiyordu. E bunların hepsini yaptık. Bunlar bizim için güzeldi. 2023'ün başına geldiğimizde ilk kez ürün bizim için, bütün takım için hem motive edici hem de evet ya artık yapmamız gereken şeyleri bu ürüne yaslanarak yapabiliriz dediğimiz bir noktaya geldi aslında bakarsam. O yüzden yıla böyle çok büyük bir motivasyonla başladık. Sonrasında bu motivasyon Ocak ayının sonunda daha da arttı. Çünkü Amerika'daki bir şirketten, yani bayağı popüler ve büyük bir şirketten Ecosition daveti aldık. Dedik ki okey bizim markette gördüğümüz bu ihtiyaç daha da erken insanlar tarafından fark ediliyor. O yüzden daha da avantajlıyız, daha da market hızlanacak. Biz de o market hızlanacağız vesaire. O zaman peki başka bir çözüm var mıydı pazarda? Tabii tabii pazarda Product Board'u da rakip olarak yazabiliriz. İşte Almanya'daki rakibimizi de yazabiliriz. Yani aslında 5-6 tane kafadan direkt birebir kompeti turumuz olan şirketler vardı. Almanya'da vardı, işte Amerika'da vardı, Hindistan'da vardı vesaire. Yani ekstrem bir şey yapmıyorduk aslına bakarsan. Sadece akışı ve product flow'unu birebir orayı çok iyi bildiğimiz için birebir çok kolay çizebiliyorduk insanlar. Yani atıyorum senin product board'da yapmak için çok efor harcayacağım bir şeyi biz de çok hızlı yapıp ayağa kaldırabiliyorduk. E küçük startup'ları hedefliyorduk. O yüzden direkt maç oluyordu bu düşünceler. Hızlı ran edebileyim ürünü. İşte çok eforuma almasın. Tek efor geçiş eforu olsun. Yani Aslında change management. Ee, orada abi anladığımız şeyler şuydu. Ecosation'ı çok iyi yapıyorduk. Yani kullanıcıları gerçekten iyi bir, bir buçuk yıllık periyoda çok iyi kullanıcıları içeriye aldık. Hiç beklemediğimiz satışlar yaptık. Örneğin Portekiz'deki Sage'e sattık. Yani Sage çok büyük bir şirket. Nasıl olduğunu biz de bilmiyoruz. Ancak activation kanadında atıyorum senin müşteri olarak kazandıktan sonra bir modülle atıyorum sen Feedback'i çok severek geldin. Seni oradan oyuna sokup diğer modülleri sonrasında yaymayı planlıyorduk. Çünkü diğer türlü sana gelip abi 5 modülümüz var hadi gel hepsini bize geçir demek çok büyük bir change management yaratıyordu. Zaten yani gerçekte de öyle. Sonrasında aslına bakarsan karar vermemiz gereken şey şuydu. Her girdiğimiz satış toplantısında biz roadmap isteğiyle, roadmapping modülü isteğiyle çıkıyorduk. Roadmapping modülü de teknik olarak en Rekabetin aslında düşük olduğu çünkü teknik anlamda yapılması gerekenlerin çok yoğun olduğu zor bir yer. Bunu şundan dolayı diyorum rakiplerin belki de roadmap modülü var olabilir ama kapabilite anlamında onlar da teknik nedenlerden dolayı belki de sıkıştıkları için atıyorum kullanıcının istediği x bir deneyim orada yaşanmıyor. Bize de o yüzden geliyorlar. Biz de şeyi anlayamıyorduk ilk başlarda. Ya pazarda bir sürü roadmap'in modülü olan roadmap'in software'ı var. Ya bu insanlar niye burayı arıyorlar? Atıyorum feedback'i aramadılar aslında falan diye bunun analizini kasmaya başladık. Ya Aslında toparlamak gerekirse her girdiğimiz potansiyel satış kolunda veya satış kolunda road mapping'i duyuyor olmamız, e, kullanıcıların bu isteği doğrulayan nedenler ve argümanları bizim masamıza getiriyor olması hatta bunu şikayet edercesine yani bizim bir ekran var sadece istedi, O ekranı görüp ya sizinki çok iyi gözüküyor. Siz görmüşsünüz. Hani neden bunu develop etmiyorsunuz? Sorguları ve bizim için çok iyi çözmemize rağmen activation'ın o kadar hızlı olmayıp sales cycle'ı uzatması ve buna rağmen yani sales cycle uzunluğuna rağmen de bizim yıllık kontratlarımızın PLC uyguladığımızdan ve küçük startupları hedeflediğimizden düşük kalıyor olmasıydı. Yani aslında çok efor verip çok para kazanmıyorduk ve bu bir dengesizlik yaratıyordu. Ve her startup'ın da bunu analiz etmesini ve buna göre uzun vadeli büyümesini görüp değerlendirmesi gerektiğini düşünenlerdeniz. Bu nedenle de bir karar vermemiz gerekiyordu. Ya product içerisinde roadmapping modülünü en iyi şekilde koyup, change management'ı diğer modüllerde azaltıp, Biraz daha roadmap'in günün ne olduğu bir olumlan çözüm sunacaktık. Ya da ki burada bir sürü aslında kendi tarafımızda teknik e, bariyer vardı. Ya da sıfırdan bütün yaptığımız bu markayı, bütün bu tanınırlığı, bilinirliği ki bunun için çok emek harcadık, çok marketing yaptık. Bırakıp sıfırdan doğruları yanımıza alıp, öğrenimlerimizi yanımıza alıp sıfırdan başlamamız gerekiyordu. Biz sıfırdan başlamayı seçtik. Çünkü pazarda öğrendiğimiz iyi içgörüler olduğunu düşünüyoruz. Onu roadmap, ka roadmap kanadında bahsedelim. Aa, ve bu içgörülerin insanlara bir sürü şeyi değiştirme yani change management'la değil de gerçekten sorununa çözüm olacak kısmıyla gitmenin daha hızlı scale edilebilecek bir çözüm oluşturmamıza aracılık ettiğini düşünüyoruz. Bu yüzden de aslında pivot kararı ortaya çıktı ve producter kanadındaki her şeyi böyle biraz daha bekleme modunu alıp bütün fokusumuzu roadmap'a verme kararı aldı. Peki şu an ama oradaki yani feedback yönetimi tarafında bir der sunuyordunuz diye anlıyorum. Yani insanlar memnundu. Tabii, tabii, oldu. kesinlikle. Tabii tabii. 6 farklı kanaldan gelen e, geri bildirimleri tek bir havuza toplayıp önceliklendirilmesini sağlayıp senin evet ya bu backlog'a geçmeli dediklerini tek tıkta backlog'a alıp ve backlog'a aldığın işleri tasklarla da feedbacklerin ilişkili olduğu bir dünya düşün. Yani aslında herkesin böyle feedbacklerini <laughs> nasıl denir o yönetme hayalinin olduğu yeri yaratıyorduk aslında. Biz her bir feedback kanalı eklediğimizde de bu beğeni oranı, oranın ee, mutluluk oranı artıyordu. Yani bunlarda hiç sorun yoktu aslında bakarsan. Bizim sorunumuz all in one bir çözüme gitme vaadine çok resource gerektirmesine rağmen işte çok fazla integration request geldiğinde yani şöyle düşünebilirsin abi. Dikey bir çözüme bir ürüne entegre etmek çok kolay. Örneğin kullanıcının getirdiği bir integration request. Ama all in one bir çözüme onu yapmak Maliyet 2-3 kat arttırıyor. Çünkü senin ilişkide olduğun bütün üründe bir sürü yer ortaya çıkıyor. Şöyle anlatayım. Atıyorum senin bildiğin bir integration var. Daha önce başka bir üründen istemişsin ve aynı integration'ı yapmışlar. Bize gelip aynı integration request'i gönderdiğinde biz aynı boyutta değerlendiremiyorduk. Çünkü bizde feedback kanadı var, dokumentasyon kanadı var, change log kanadı var. O senin görmediğin kanatta o integration'ın dahi dokunduğu bir sürü yer ortaya çıkıyordu. Bu bile aslında bizim o önceliklendirme kararlarımızı etkiliyordu. Bu da işte kullanıcı davranışını etkiliyor. O da aslında sales cycle'ı etkiliyor. Bu yüzden de sales cycle'ın sonunda sen satın alsan da kontrakt bizi o kadar mutlu etmediğimden çünkü sana çok fazla efor vermişiz. Burada dengesiz bir durum ortaya çıkıyor. Aslında bu, bunun analizini çok iyi yaptığımızı düşünüyoruz şu an. Peki şunu anlamaya çalışıyorum. Yani o all in one çözümden şey kısmı sanki hala valid diyorsun yani. Hani feedback'in akıp farklı yerlerden task'lara bağlanma. Kısmı. Şimdi testlere bağlanma kısmını bir kenara koyuyorum şimdi ama o feedbacklerin farklı yerlerden gelip harmanlanması kısmı hala aslında müşterilerin ihtiyacı olan bir şeydi. Yani sadece o kısmı bıraksa prodaktır yani neden all in one olmak zorunda? Ha Süper şu an çok daha yalnızım teşekkür ederim. Şundan dolayı aslında ilk gün başladığımızda feedback management pazarı çok bakir bir pazardı. Bakir olmasa rekabet bizim için çok kolay geçilebilir bir noktadaydı. Ancak GPT ortaya çıktıktan sonra pazara aklına gelecek herkes buraya girdi. Yani şu an mesela bana bir sürü işte gerçekten iyi olan software kurucuları yazıyor. Feedback management olarak da. Örneğin işte Brezilya'da başlayıp işte Amerika'ya göç edenler yazıyor vesaire. Böyle 3-5 tane şirket yazdı bugün kadar. Hepsine dediğim bir şey var. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Örneğin AI ile işte sentiment analiz yapıyorlar. Bizim de yapmak istediğimiz şeyler. İşte analiz edip önceliklendiriyorlar, rewrite ediyorlar, suggestion ediyorlar. Yani feedback de yapılabilecek sonsuz tane şey var aslında. Ancak sıkıntı şu, aynı şeyi onun gibi yapan bir sürü oyuncu ortaya çıktı. Yani biz yapsak bizim gibi oy yapan ortaya çıkmış olacaktı aslında. Abi ben bunu şöyle tanımlıyorum. E, suyu bulanıklaştıran oyuncu sayısı arttıkça o pazara invest etme oranı düşüyor. Ama hala da potansiyel var aslında pazar için. Hala da herkesin pazar payı alabileceği de büyüklükte büyük bir yer. Bunu şöyle tanımlıyorum. Bence bu şirketlerden örneğin 5-6 tanesi ölmeli. Anladın mı? 5-6 tanesi böyle zombi moda geçmeli. 5-6 tanesi de yürüyüp gitmeli ki pazar oturmuş olsun. Sonrasında bir startup'ın oyuna girip orayı distribüt etmesinin daha kolay olduğunu inanıyorum. Bu biraz daha ama VC back düşünce yani. VC back bir girişimin düşüncesi. Çünkü yatırımcılar da buraya bakarken sonuçta buna göre bakıyorlar. Suyu bulandıran kaç oyuncu var? Ve pazar oturmuş mu? Ve diğer ihtiyaç duyduğu bağlantı kısımları için ne kadar efora e ihtiyacı olacak? Örneğin Taska bağlanması için. Biz devam etseydik bizim avantajımız taska bağlanma kısmı olur. Çünkü bizim hem kendi task manager modülümüz vardı. Hem de biz gidip seni Jiran'la da yani atıyorum bize geçirmek istemiyorsan taskları Jira ile entegre edip de yola devam edebiliyorduk. Yani burada bir avantajımız vardı. Ancak pazarın çok gelecek 2-3 yıllık periyotta bulanık olacağını da emindik. E, şu an her geçen günde aslında daha da bulanık hale geliyor. Çünkü neden? Yeni bir oyuncu. işte indie bir develop, developer'ın aklına geliyor ve pazarı çok iyi bilmediği için heyecanlanıyor ve direkt yapmaya başlıyor. O da sahaya çıkıyor gibi gibi. Feedback management uzayında giriş var yeri düşük. O yüzden herkes gidebiliyor gibi düşünebiliriz aslında. O zaman aslında konu all in one da değil de aslında şey yani o feedback management tarafında pazar çok yoğunlaşmaya başladı. Orada rekabet göre hani sıyrılma ihtimali hani veya zorluğu arttı diyelim. Aynen. Zor olan yere girdik ama daha az oyuncunun girmeyi e, cesaret edebileceği ve şu anda var olduğu alanı gibi. Yani bizim girebileceğimiz 5 tane yer vardı. Feedback Management, Task Management, Road Mapping, işte Documentation ve Change Log. Bu 5'inden biz aslında Road Mapping'i seçmemizin nedeni Road Mapping'deki oyuncu, yani birincisi şu an pazarda dedike bir Road Mapping çözümü yok. Yani sadece ben roadmap'in çözümü arıyorum, sen diğer hiçbir şeyle entegre olmasın, bağlanmasın, tasklarımla ilişkiye sokabileyim dışarıdan ama bana yeni bir şey offer etmesin dediğim bir çözüm yok. Hepsi sana şeyi sunuyor işte all-in-one çözümü sunuyor. Yani sen all-in-one solution parası ödersen ancak roadmap'in alabiliyorsun gibi düşünebilirsin. Bu çözümlerin hepsi bu komplekslikle sana geliyor. O yüzden sen atıyorum içerideki bir lead product manager olduğuna gidip yönetimi anlattığında ya biz buna atıyorum işte 10 lira para ödüyoruz ama 10 feature satıyorlar ama bize sadece 2 feature ihtiyacımız var biri bir bariyer oluşturuyor şirketlerde. Yani o yüzden biz mesela rakipleri kullanan e, kullanıcılarla görüşmeler yaptığımızda en çok duyduğumuz şey bu. Yani artık ben atıyorum mesela diyor ki e, mesela bir şirket ki bunu Türkiye'den de bir sürü şirket örnek verebilirim. Ya biz product board kullanıyorduk Samet. Süper abi. Sorun ne? Hepsini kullanarak başladık. Ancak hepsini of yani bize hayal ettikleri şeyi sunamıyorlar. Ama bir yerde de iyiler içindeki bir bölümde. E, onun için para ödemek durumunda kalıyorum şu anda. Neden bunu yapayım? Çünkü paralar da düşük değil yani. Kullanıcı başı 60, 70, 80 dolarlardan bahsediyor rakipler. O yüzden de aslında burada rekabeti çok hızlı kırabileceğimiz bir yer var. Neden? Dedikeyiz. Onlardan daha düşük fiyat çekebiliriz her startup gibi iyi bir deneyim sunabiliyoruz. Bunu daha önce product'ta da yaptık, doğruladık. Arkamızda bunu öne atıp doğrulayabileceğimiz bir data var. Çünkü product'ı en kullanmayan kullanıcı dahi denedikten sonra bize şey yazıyordu. Yani mail yazıyordu. Abi çok iyi ürün yapmışsınız. Yani bize uymuyor. Neydi şöyle... abi? Neydi yani oradaki farklılık neydi? Yani bu product'ı farklılaştıran neydi? Ve bu arada hani açıkçası bunu şey için soruyorum. Feature veya kullanım seviyesinde aslında anlatabilirsen süper olur. Yani daha böyle hani şeyi e, ee, ne diyeyim marketing lingoyu boş ver abi neydi orada gerçekten ee, kullanıcının hakikaten memnun kaldığı ve sizi almasının sebebi yani seyicin sizin almasının sebebi neydi yani? Tamam süper abi birincisi feedback havuzunu yarattığımızı düşünelim bu havuzdan sen bir feedback'i katma değerli buldun. Önceliklendirdin, işte kullanıcılarla görüşmeler yaptın. Bizim sayemizde de bunu erişmiş olabilirsin, dışarıda da yapmış olabilirsin. O detayı geçiyorum. Birincisi abi tek tuşta bunu backloguna geçirebiliyordun. Ve backloguna geçirip üzerine bir task açtığında bundan sonra bu task kimin kime giderse atıyorum bir developer assign etti. Hemen arkasında şey gözüküyordu. Evet bu bir feedback'e bağlı ve bu feedback şu kullanıcımızdan gelmiş. Bu kullanıcının bize para kazandırma potansiyeli olan para da bu. Para kazandırma potansiyeli nereden alıyorsun? İşte tam oraya gelmiştik zaten şu an da. Şu an kullanıcıya kendisine manuel girdiriyorduk. Ancak işte sales force'undan ya da HubSpot'undan getireceğimiz noktadaydık şu anda e, orayı manuel yapıyordu henüz şöyle düşünebilirsin developer'ına bir task götürmüşsün ve bu task'ın arkasında kullanıcının sana söylediği direkt dünya var ona bir doküman bağladıysan kendi tuttuğun içgörüyü de ona bağlıyorsun developer bunu develop ediyor develop ettikten sonra yazdığın ürün güncellemesinde bu feedback ve task o ürün güncellemesine ilişik olarak ekleniyor sen ürün güncellemesini paylaşıncaya kadar ki bütün süreçte bu iş update'lenirken senin yerine Producter kullanıcıya gidip diyor ki Eren vermiş olduğun feedback'i biz şu anda develop ediyoruz. Yayına girdiğinde seni haberdar edeceğiz diyor. Normalde bu iletişimi sen manuel olarak yapman gerekiyordu. Ancak Producter senin yerine bu iletişim periyodunu otomatikleştiriyor. Update çıktığında bütün update'i senin kullanıcı bezine atıyor. Ancak feedback'i develop edilip yayına girmiş kullanıcıları özel olarak gidip mail atıyor. Diyor ki senin vermiş olduğun şu feedback şu update de yayına girdi gel bunu test et. Yani aslında o feedback loop'unu çok iyi çizebiliyorduk bir startup için. Ve bunun çizme eforumuz bir startup adına çok kolay ve ucuzdu. Yani şöyle düşünebilirsin. Ya şirket gidip bir startup olduğumuzu düşünelim. Bugün 6-7 kişiden oluşan ve yolun başında. Ya gidip 3-4 tane tool'u entegre ederek bu çözüme ulaşacaktı. Ya bize kullanıcı başa atıyorum 9-12 dolar vererek ulaşacaktı. E, Bizler de verebileceği ücretler Anladın 35-40 dolara falan geliyor. 50 dolara gelsin. O yüzden de kafasında direkt fair'di her şey. Yani sunduğumuz akış, oradaki arayüzler, anladın mı? Oradaki deneyim iyiydi. Onun dışında mesela şöyle şeylerimiz çok seviliyordu. Backlog'u açtığını düşün abi. Planning mod diye bir şey yaptık. Ee, yan tarafta e, gelecek sprintler ortaya çıkıyor. Ve sen sadece backlog'da öncelikler denilen işleri drag and drop'la istediğin sprint'e dağıtıyorsun. Mesela şunun yarattığı, bunun bir product manager'a kazandırdığı evet. deneyim sayesinde çok fazla övgü aldık mesela. Mutluluk skorları direkt arttı bizim adımıza. Niye? Çünkü normalde kullanıcının var olan çözümlerdeki acısını biliyorduk bir sprint planlama sürecinde. Sadece planik mod diye çok basit bir şey yaptık ve drag and drop götürebilmesini sağladık gelecek sprintlere. Gelecek sprintleri de içinde sadece developerları filtreliyordu. Atıyorum işte Eren'in tasklarını verirken hmm, backlogda Eran'ın işlerini hazırlıyorum. Bakıyorum Eran'ın o sprintte hangi işleri var biliyorum Eren'in ortalama sprint periyodunda ne alabildiğini. Çünkü geçmiş sprintlerin böyle graflıklar analizlerini de çıkarıyorduk. Hop Eren'e sprintlerini veriyorum. Yani böyle mikro feature'ların altında konumlandığı o ilk anlattığım feedback loop'un olması aslında bize kullanıcıları getiren şeydi. Çünkü bu biraz bugüne kadar product board'da da yapsan, diğer herhangi bir rakip de yapsan gerçekten biraz kompleks böyle tık 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 yukarıdan aşağı gidemiyorsun o flow'u izleyemiyorsun. Ee, mesela home e, ekranı getirdik. Home'da mesela sağlam şeyler vardı. Küçük bir startup neyi görmek ister? Hangi iş, hangi noktada? Mesela bütün epiklerini tek bir scroll'la görebiliyordun. İşte bu işin %79'undayız. Bu işin %64'ündeyiz. Bunun hepsi task'lara bakıyor. O task'lar isterse Jira'dan da besleniyor. Hani bir startup'ın kurmak isteyeceği ideal böyle e, o ütopik düzeni kurmaya gidiyorduk aslında bakarsan. Peki hep güzel şeyler anlatıyorsun. O zaman niye pivot ediyorsunuz abi? Abi işte dediğim gibi çok efor verip e, çok az para gelince, yani bu efor büyük olunca bunu kırmak için efor veriyorsun. Yani cycle'ı sayı azaltayım ki bu benim kafamda makul bir hale gelsin diyorsun. Bu çok doğru bir düşünce. O yüzden biz de pes etmedik. E, ancak bunun e, bu cycle'ın sayı azalma hızı ve kullanıcı Tesla'nın roadmap isteğinin ortadan kalkma işi bize şunu dememize neden Ya biz hızlı gitmeliyiz. Yani neden VC back bir işiz. Hem bir startup'ız hızlı gitmek istiyoruz. Bu nedenle bir karar vermeliyiz. Yani sales cycle kısa olduğu, iyi para kazandığımız, yani daha doğrusu kazandığımız paranın verdiğimiz eforla e, mantıklı bir şekilde dengede olduğu ve gerçekten kullanıcı ihtiyacını burada alabileceğini hızlıca gördü. Yani change management'ın kafasında kullanıcının düşük olduğu bir yer bulmalıyız ki istediğimiz hızda gidebilelim. Bu roadmap'teydi abi ve biz de direkt dedik ki okey gelecekteki işte 2-3 yıllık periyotta öne açık, suyu bulandırma ihtimali ve bariyeri var. Neden? Çok teknik anlamda yapılması gereken çok şey oluyor ve biz buraya pazarı bilerek girersek, pazarda product'ın tanınırlığıyla girersek o istediğimiz hızla gidebilecek bütün enstrümanlara sahip bir şekilde yola çıkarız. Peki Productor'ın içerisinde bir road mapping tool'unu ayrıca satsanız olmaz mıydı? Niye hani bir başka marka veya bambaşka bir ürünle çıkılıyorlar? Bir de bunları bu arada yanlış anlamda şey için sorayım Yani hani Öğrenim için soruyorum yani hani bunları deneyimliyorsunuz sonuçta böyle bir yolculuktan geçtiniz ve hani bir öğrenim var orada hani siz bir şeyler kazandınız hani onları merak ediyorum açıkçası yani oradaki öğrenimi merak ediyorum. Şöyle diyebilirim birincisi teknik bariyerler vardı bu genelde her startupta oluyor yani mesela teknik bariyeri de net bir örnekle e, simüle edelim. Örneğin abi road mapping çözümlerini şu anda bir timeline görünümü düşün yani en ilkel yani en, en azından eskiden beri bilinen bir timeline görünümü var Gantt Chart'ta diye tanımlanabilir. Şu an hiçbir çözüm 3 tane yani şöyle düşün ya da bir tane işin time frame'i fail oldu. Yani atıyorum sen 1 Aralık 15 Aralık demişsin işe. İş 10 Aralık 31 Aralık olduğunu düşünelim. Kullanıcı bana gelip diyor ki bugüne kadar. Ya Samet ya ben bu işte X çözümü kullanıyorum. Böyle bir iş fail olduğunu diğerlerin toplu bir şekilde değiştirmek istiyorum. Ama hiçbiri bana bunu çözmüyor diyor. En mikro seviyede bir detayda mı? Mesela şu an tool'un şunu sunması gerekiyor. 3 tane kalemiş var. O işin arkasında duran. Ve senin o 3 kalemi şu tutup tek kalemde kaydırmanı bekliyor aslında kullanıcı. Bunu yapabilmeyi bekliyor. Şimdi bunu yapabilmek çok basit bir gesture gibi gözüküyor olabilir ama değil. Yani teknik olarak iyi bir alt yapma. Oldu. Bunu product'lara koysaydık mesela biz bunu yapamazdık. Ancak şimdi roadmap'te kullanıcının o 3 tane hemen o fail eden işin arkasındaki yani gelecek 3 tane işi toplu bir şekilde tutup onlar üzerindeki işlemi yapıp kaydırabilmesini sağlayacağız. Bunu yapabildiğimiz için de yarın bunu AI ile otomat edebilmesini sağlayacağız. Yani şunu diyebilecek kullanıcı. İşte bir iş fail olduğunda ona bağlı arkasındaki gelecek potansiyel işler eğer o iş fail ederse makul en yakın tarihe kaydırı ben direkt bunu kullanıcıya sunabiliyor olacağım. Ve kullanıcının fail etme oranı çok yüksek olduğu için roadmap'ler yani çok dinamik dokümanlardan bahsediyoruz. Çok büyük bir manuel eforun çözüyor olacağım. Daha doğrusu şey küçük olan ve çok sık gerçekleşen manuel bir eforun çözüyor olacağım. O yüzden aslına bakarsan product'ın içerisine koysaydık kaybedeceğimiz ya da e, feragat etmemiz gereken çok şey olacaktı. Bu da bizim istediğimiz sözümü sunmamızı e, izin vermeyecekti. Ama asıl bana kalırsa yani founder olarak benim düşüncem şuydu. Roadmapping'i de koysam, başka çok kritik bir feature'ı da işin içine koysam Oluyman bir çözümün change management maliyeti bir kullanıcıya konuşmaya gittiğinde, satmaya gittiğinde çok büyük abi. Yani düşünsene senin 5 kişilik de startup'ın olsa. Ben sana geliyorum diyorum ki abi biz feedback de yapabiliyoruz, task da yapabiliyoruz, dokumentasyon da yapabiliyoruz. Sana hep bir şey yapabildiğimizden bahsediyorum. Harbiden ne yapabiliyoruz. Ama sen diyorsun ki ya hangi birini yapayım anladın mı? Yani biz belki de oluymam bir çözümü anlatmayı bilememiş de olabiliriz. Yani biz buna da okeyiz. Ancak bu change management bize karşı birileri satmaya geldiğinde bizim için de geçerli. Yani şunu şöyle de bir düşüncem var. Evet, çok detayına inip doğrulama fırsatım henüz olmadı. Küçük startuplar all in çözümlerle küçükken ilişkiye girmek istemiyor da olabilir. Yani şöyle, atıyorum feedback kanadını çok sevmiş olabilir bizde. Ama tamamına girebilecek bir eforda olmayabilir. Çünkü başka daha büyük dertleri var. Yani mesela bence bu daha gerçekçi bir neden. Yok o durumda o durumda şöyle yapıyor işte. Mesela hani HubSpot'a bak. Yani HubSpot'un işte startup paketi var mesela. Hani o küçük başlatıyor. Yani her zaman böyle bir şey var yani hiçbir zaman hani all in one çözüm HubSpot da all in one çözüm olarak başlamadı ki. HubSpot da küçük bir noktadan başladı yani 2008'lerde, 2009'larda bir. Yani inbound marketing tool olarak başladı yani. Tamam. O zaman o zaman en kritik yere geldik. Şöyle söyleyebilirim o zaman. Ya bizim abi product'lerden roadmap'e gitme şansımız yoktu. Ancak şu an yaptığımız şeyle roadmap'ten istediğin yere gidebileceğimiz bir şey yarattık. Selam. Bu keyifli bölümü dinlerken çok kısa vaktini alacağım. Size bölüm sponsorumuz Sanction Scanner hakkında bilgi vermek istiyorum. Breaking Bad, Ozark, The Wolf of Wall Street gibi dizi filmleri görmüşsünüzdür. Oradaki kara para aklama sahnelerini hatırlayın. Senede dünyada 2 trilyon düşünün 2 trilyon dolarlık kara para aklanıyor. Yani filmlerde o gördüklerimiz hiçbir şey. İşte tam burada Sanction Scanner'ın yazılımı devreye giriyor. Yapay zeka ve makine öğrenmesiyle desteklenen ürünleri banka ve benzeri finansal kuruluşlara gerçek zamanlı EML yani anti money laundering taramaları yaparak finansal kuruluşla iş yapmak isteyen kişi ve onların işlemlerinin sıkıntılı olup olmadığını analiz ediyor. Şu ana kadar birlikte çalıştıkları 50'den fazla ülkedeki 300'den fazla müşteri için 200 milyon dolarlık şüpheli işlemi engellemişler bile. Sanction Scanner bizi destekledikleri için çok teşekkürler. Sanction Scanner hakkında daha fazla bilgi istersen bölüm notlarındaki linke tıklayabilirsin. Şimdi bölüme geri dönelim. Bir de şunu sorayım abi. Yani çünkü o Producter markasına da deli gibi yatırım da yaptınız. O yüzden hani onu şunun için de soruyorum yani hani ben de üretim bandından işte Brick Institute markasına geçiş yaptım. Oradaki o marka geçişinin Zor zorluğunu bileyim. biliyorum. <laughs> evet, katılıyorum. <laughs> ee, ve o yüzden de aslında merak ediyorum ya yani çünkü o Producter'a bayağı bir şey koydunuz siz. Yani neden onun üzerine hani Ayrı bir ürün olarak olmadı, product markasının üzerine olmadı onu merak ediyorum yani. Çünkü bir sebebi var belli ki yani hani veya bir e, öğrenim var orada onu merak ediyorum yani. Birincisi öğrenimlerden bahsetmem gerekirse bir startup ya da bir şirket abi satın alım kararı verirken 9 doları da 99 doları da aynı oranda değerlendiriyor. Yani atıyorum ben sana geldim abi sana bir şey satmaya çalışıyorum diyorum ve diyorum ki işte abi 1.9 dolar 1.99 dolar. Sen ikisinde de neredeyse aynı olan bir satış değerlendirme sürecine giriyorsun kendi içinde ya da şirketinle. Ve burada 90 dolarla 99 dolar için aynı oranda efor veriyorsun ve birini 9 dolar ödüyorsun birini 99 dolar ödüyorsun. Aradaki o 90 dolarlık fark startup için inanılmaz bir meblağ. Yani bir startup şirket için o sana ürün satmaya çalışıyor. Anladığımız şey şu abi. Producter için çok fazla efor verdik. O efor bize Amerika'daki en büyük şirketlerden birinin acquisition teklifini masaya getirdi. Sonra başka M&A'cileri masaya getirdi. Yani mükemmel bir şey. Devam etse kesinlikle ben productları satabileceğimize eminim. Çok rahat söylüyorum. Sadece gelen tekliflerle. Şimdi bunları hemen neden bıraktım biliyor musun? Ben 99 doları aldırabileceğime eminim şu anda. Çünkü yakaladığım ve şu an çözdüğüm şey senin hiç düşünmeden 99 doları verme ihtimalini çok daha yüksek oranda barındırıyor. Product'lara 9 dolar, 12 dolar verme ihtimalinden. Bu yüzden de aslında şeyi düşünmedik orada. Biz zaten Product'ın markasını nasıl yarattığımızı biliyoruz. Roadmap daha iyi bir marka olabilir mi? Evet olabilir. Biz Product'ta da çok iyi bir ürün yaptık. Gerçekten insanlar deneyime hayrandı. Sağ olsunlar çok emek harcadık. Roadmap'te bunun daha iyisini yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Ya bunları şu an yapabiliriz diyorum ama 3 ay önce de bunların sitesi vardı. Yani 3 ay önce işte Ağustos'ta bu kararı verirken ya acaba daha iyisini yapabilecek miyiz? Sitesi tabii ki de oluyor. Ama şeyi biliyoruz. Doğruları biliyoruz. Kullanıcının 9 dolar 99 dolar kararını biliyoruz. Kullanıcının bir sayı cycle'da dikey bir çözümü değerlendirirken ki süreyle all bir çözümü değerlendirirken ki süreyi biliyoruz. Aslında aldığımız şey ne biliyor musun abi? Belki 6-7 yıl sonra roadmap ile product'ın başarısının aynı yerde olabileceği, belki roadmap'in daha altta olabileceği ancak roadmap'in ilk başlangıç noktasından çok daha hızlı gidebileceğini biliyoruz. Aslında fark bu. O yüzden bir startup'ta da Runway genelde 18 ay. Yani sen 18 ay içerisinde uçacak şey yapman lazım ki bir sonraki 18 aylık hakkı kazan. O yüzden aslında biraz daha kısa dönemde bizim beklentimiz olan performansı verebilecek çözüm yarattık. Ama dediğim gibi kilit noktada şu. Yaptığımız product'tır. Roadmap'e hiçbir zaman gidemezdi. Ama roadmap şu anda bütün all in çözümlerin sunduğu şeyi ve aslında anlatacağım şey biraz doğru bütün piyasada var olduğun çözümlerden daha farklı bir altyapıyla oyuna giriyor. Yani biz biraz da gördüğümüz orası bize heyecanlandırıyor. Custom yarış dediğimiz yapı. Altyapıdan kalsın teknik altyapı mı? Aynen. Ya şöyle aslında. Abi şu anda piyasada iki farklı tool yapısı var. Biri Notion style tool'lar. Bu ne demek? Sana bir tool'a veriyor diye tanımlıyorum ben onu. Ve sen o tool'larla istediğini yapabilirsin. Ama Notion'a göre o bir page. Ve Notion'un hangi... Bak X elementine sen atfettiğini bilmiyor. Yani sen anlatıyorum bu benim için bir task da diyebilirsin. Bu benim için to do list de diyebilirsin. Benim kardeşim bilgisayar mühendisliği öğrencisi. O personal note kingini yapıyor yani. Üniversite notlarını tutuyor. Onun için de bir o not yani. Şimdi bir de diğer tarafta pazarın diğer tarafında fixed fix structure tool'lar var. Bu ne demek? Tool sana ne create etme şansı sunuyorsa sen sadece onları create edebilirsin. Atıyorum product'ları düşün abi. Ben sana diyorum ki Eren abi sen startup'ın için feedback create edebilirsin. Sen de geliyorsun ve feedback create ediyoruz. Ancak öğrenimlerimizden biri şu. Bunu hepimiz yani bu podcast yani herkes biliyor. Product management her şirkette eşsiz abi. Ve herkes farklı bir product kültürüyle masaya geliyor. Bu ne demek? Eren gelip bana diyor ki abi bizim şirkette diyor işler diyor goal based yürür diyor. Biz diyor en tepeye gol açarız. Onun altına epikleri açarız. Onun altına feature'ları. Gerekirse onun altına bakarız. Bir şu ya da saf açıyoruz çözülüyor. Süper bu cepte. Başka bir şirket geliyor abi. Diyor ki ya Samet bizde diyor objective'ler var. Altında işte key result'lar var. Onun altında epic'ler var. Onun altında feature'lar var. Bu da okey abi. Daha büyük bir şirkete gidiyoruz. Large company. O bana gelip diyor ki Samet diyor bizde diyor en yukarıda diyor her, her takımın diyor bir north star'ı vardır diyor. Onu temalara böleriz diyor. Onu diyor altına golleri açarız diyor. İşte onun altında initiative'ler vardır diyor. Herkes farklı bir hikaye anlatıyor. Bu neyi doğuruyor abi? Şirket ilk başlarda 5 kişiyken bir tool kararı oluyor. 50 kişiye geldiğinde tool benim ihtiyaçlarımı karşılamıyor diyor. 500 kişiye geliyor ya biz Samet pazarda çözüm bulamıyoruz diyorlar bana. Ya da fintechlere ve bankalara gidiyorsun. Diyorlar ki Samet bunların hepsi cloud çözüm, Regülasyondan kullanamıyoruz. Biz şu an hala Excel'de iş yapmak zorundayız diyen product takımları var. Şimdi bunların hepsini bilince öyle bir çözüm yapmalıyız ki dedik. Ya ne fixed structure tool'lar gibi yani product'ları da yaptığımız ve rakiplerin içinde olduğu dünyada olmalı ne de Notion Style gibi tool'un ne olduğunu bilmediği bizim sadece atfımızla gidemeyecek bir şey yapmalıyız. Çünkü şöyle şeyler de oluyor. Atıyorum 50 kişilik şirketle konuşurken ya da işte 25 kişi Notion'u çok seviyor. Ama 75 kişiye 100 kişiye geldikten sonra Notion hikayesi kapanmaya başlıyor. Niye? Çünkü tool onun için create edilmemiş. Yani tool çok esnek inanılmaz özellikleri var. Ama şirket expand ederken tool expand edemiyor. Bizim yaptığımız şey ise bu fixed structure tool'larla notion style tool'ların tam ortasında konumlanan bir yapı. Bu ne demek abi? Sen roadmap'e geldiğinde hangi terminolojide, hangi isimde bir elementin varsa biz ona item type diyoruz. Onu create edebiliyorsun. Kendi hiyerarşi düzenine göre onu koyabiliyorsun. Ve onun bütün geri kalan field'larını, workflow'larını her şeyi de editleyebildiğini düşün. Yani aslında kendi product management Structure'ın ise birebir yansıtabildiğim bir çözüm yaptık ve şu an pazarda böyle bir çözüm yok. Bunun temel alanda roadmap'leri ortaya çıkarabildiğimi düşün. Bunu temel alan stratejiyi oyuna sokabildiğimi düşün aslında bakarsan. Yani hem hani orada B2B SaaS ürün geliştirmenin aslında hani kolaylıklarını, zorluklarını biraz biliyorum orada o customization taraflarını. Diğer taraftan hani bir PM olarak da roadmap'lerin de bir standardının olmadığını çok iyi biliyorum. O yüzden de bir kafamda hani en büyük soru açıkçası burada Hani orayı nasıl yönetecek bu ürün yani çok zor bir challenge bence yani seçtiğiniz bir ki güzel bir şey yani hani şey açısından güzel yani hani bunu tutturduğunuz zaman hakikaten güzel bir şey olacak başarısını da göreceksiniz ya yani finanslar olarak da hani kullanıcı sayısı olarak da eminim ki zaten şu anda da geliyordur zaten o istekler ama şeyi hani kullanıcı tarafından şeyi görebiliyorum yani hani gerçekten hani bir şirketin içerisinde bile farklı road mapping türleri var. <laughs> Aynen öyle. Ee, yani bunun sebebi stratejinin belli olmamasından tut kullanılan araçlara, işte ürün takımlarının sorumlu oldukları alanların dinamiklerinin farklılıklarına kadar. Hani bayağı bir şey var. O yüzden hani orada nasıl bir çözüm olacak ben açıkçası merak ediyorum onu görmek isterim çünkü şu an hani işte Pendoydu vesaire hani böyle var böyle arada sırada böyle şey road mapping tool'ları sunanlar ama bence onlarda da aynı problem var. Yani onlar da bir süredir de bakmadım gerçi onlara da hani böyle bir standart bir şey veriyor. Gerçi şeyleri de var. Yani biraz kendi tarzını da yapabiliyorsun ama yani, böyle yani oradaki o challenge'ı ben daha kafamda açıkçası çözemedim yani. Onu merak ediyorum sizin görüşünüzü. Ee, şöyle tanımlıyorum. Belki senin de demek istediğin şey bu olabilir. Biz bunu şöyle tanımlıyoruz. Ee, bu diğer road çözümlerini yapanlar ya da product management tool'larını yapanlar diyelim. Kurucuların hepsi product geçmişti aynı bizim gibi. Böyle olunca abi şöyle bir inanışla ortaya çıkıyorsun. En doğru yol budur. Product manager'ın ya da işte ben biliyorum product manager şöyledir. Ya da product manager'larla konuşup birkaç tane kendi fikrini duyunca o kitleye gideyim diyorsun. Bu yüzden de tool fixed bir yapıya gitmeye başlıyor. Fixed olmasa da yani %70'in en azından fix olduğu 30'unu özelleştirebildiğim bir dünyada kalıyor. Ama senin dediğin gibi birçok farklı nedenden dolayı şirket gelip çok custom ve farklı yani bir aynı şirketin içerisinde dahi farklı takımlar, farklı stakeholder'lara hizmet ettiklerinden dolayı farklı road mapping türleri ve farklı hiyerarşilere sahip olabiliyor. Zaten bu herkesin bunu okey olması lazım. Bunu bir kabul etmesi lazım tool'ların. Yani bu, bu piyasada başarılı olmak isteyen herhangi birinin. Bize dedi ki ya hiçbir şeyi dayatmamalıyız bu insanlara. Çünkü hepsi farklı dünyaları anlatıyorlar. Farklı kültürlerdeler, farklı hiyerarşilerdeler. Farklı stakeholder'lara hizmet ediyorlar. Bu yüzden aslında yaptığımız şey şu. Hiçbir approach'u dayatmayan, hiçbir framework'ü dayatmayan, hiçbir hiyerarşik, statik düzeni dayatmayan ve gerçekten kullanıcı kendi product kültürüne göre neyi bu benim doğrumdur diye tanımladıysa biri bir oyuna sokabileceği bir çözüm yaptık. Yaptığımız şey aslında bu. Bunu şöyle düşünebilirsin. İşte Torres'in Opportunity Solution Tree Framework'ü var. Şu an ekosistemde yani global ekosistemde bence popüler hale geliyor. Gitgide de gelebilir. Çok güzel olduğu noktalar var bana kalırsa. Ve bize gelen şirketler var mesela şu an bunun için ve bize diyorlar ki ya Sami şu an kullandığım çözüm işte X ve bizim şirket buraya dönmeye okey oldu. Bunu benimseyeceğiz sanırım. Ama tool'da bunu yapamıyorum diyor. Ben de diyorum ki abi yapamazsın. Yani bu senden dolayı senin evlentemediğin bir şey değil yani. Tool sana bunun için o custom dünyaya vermiyor. Tool fix bir düşünceye göre ayağa kaldırılmış. Biz mesela şu an herhangi bir aklına gelen framework'ü direkt istediğin atıyorum opportunity mi create etmen gerekiyor? Biz de opportunity diye bir item type create edip altına hangi field'lara sahip olsun bu? Hangi workflow'a sahip olsun? Hangi item'ların... Hangi diğer item type'larla işte solution'la mı ilişkiye girecek? Hop solution'la ilişkiye girsin diyebiliyorsun. Yani yarın bu framework değiştiğinde ve toolu değiştirmene gerek yok. Gel bizdeki custom yer her şeyi değiştir ve yeni framework'ün ya da yeni doğru bulduğun düşünceye oynasın. Ya da bu kadar büyük radikal değişimler olmuyor genelde ama ek bir şeye ihtiyacın oldu. Onu yani bundan dolayı mesela atıyorum ya şöyle anlatabilirsin. Abi eskiden bütün product management tool'larda OKR yoktu tamam mı? bütün kullanıcılar şirketten OKR yapmalarını bekliyordu. Ya OKR ne zaman gelir? Düşünsene şirketler stratejik olarak vizyon değiştirmişler ama kullandıkları çözümün o vizyonu karşılayabilecek altyapıyı sunmasını bekliyorlar. Yani hıza, hıza konulmuş bariyere bak. Aslında biz bu bariyeri yok ediyoruz. Yani senin framework'ün değişebilir, kültürün değişebilir. Bütün structure baştan aşağı değişebilir. Yeni bir CPO gelmiş olabilir şirkete. Bütün yukarıdan aşağı. Ya da Spotify'ı hatırlayalım. Squat modeli diye bir şey uyguladılar. Herkes uuu inanılmaz bir şey dedi. Sonra açıkladılar Scott modeli fail etti. E şimdi fail ettiyse diğer squat modelini uygulayan şirketler de bu faili yaşadı. Yaşamadıysa da Spotify sayesinde farkına vardı. Ve model değiştirmesi gerekiyor. Nasıl değiştirecekler? Bunların hepsini yapabildiğin dünya aslında Rodman. Yani öyle bir hiyerarşi sunuyoruz ki ve öyle daha da özelleştirebilir hale götüreceğiz ki. Biz sana herhangi bir approach da yapmayacağız. Herhangi bir framework da yapmayacağız. Herhangi bir limitasyon koymayacağız. Senin product management'ının aynası gibi düşünebilirsin. Bunu neden yapıyoruz abi? Çünkü piyasadaki bütün çözümler senin road mapping'e, işte task management'a bir X'i e odaklanmanı olanak tanıyor. Tamam mı? Biz bunu anladık aslında product'larla. Bundan hiçbirine odaklanmana gerek yok abi. Senin işin strateji, senin işin bu stratejiyi execute etmek. Bu execution'ın da bu şirkete ne kadar para kazandıracağının yansıması. Bunların overall'daki tanımı da bize göre, yani bize product manager'dan söylediği şey şu. Yaptığım işin arkasında yatan nedeni ilgili takım arkadaşlarıma gösterebilmek istiyorum diyor product manager'lar. Bizim şu an yakaladığımız sorunun tespiti bu. Biz de diyoruz ki bizim yapmış olduğumuz tüm bu feature'ların ana odağı senin ilgili stakeholder'lara yapmış olduğun product işlerinin stratejiyle align olup olmadığını gösterebiliyor olmak. Biz bunun için çaba sarf ediyoruz. Aslında yakaladığımız şey bu. O yüzden şu an görüştüğümüz product manager'lar, producter zamanında görüştüğümüz product menajerlerle aynı kişiler olsalar dahi bize şu anda çok daha farklı bir şekilde yaklaşıyorlar. Anladın değil mi? Diğerinde bir bariyerle yaklaşıyorlardı. Hem change management'ı düşünerek hem hepsini yapabiliyorlar mı diye düşünerek. Bugünse ve fix bir yapıyor olup olmayan. çünkü producter bir approach sunuyor. Producter bir düşünce sunuyor. Aynı linear gibi. Yani sana çok limitli şeyleri özelleştirebilme hakkı ya. Yani benim düşünceme dahil oluyor. Ama bu task management'ta, issue tracking'de çalışabilir. Ancak product management'ta asla çalışmaz. Product management her şirkette unique. Road mapping dediğin gibi her şirkette alt stakeholder'a göre değişebiliyor. Çok dinamik bir dokümandan bahsediyoruz. Sürekli güncelleme ve değişim sürecinde. O yüzden de aslında böyle insanların tam olarak ihtiyaçlarını yansıtabileceği bir modele gittik. Şu anda sizin görüştüğünüz kişiler road mapping tool için bir şey kullanıyorlar mı? Ne kullanıyorlar? İki farklı şey var, dünya var. Birincisi abi, dedike bir çözüm kullananlar. Yani product'ların rakiplerini gibi düşünebiliriz burada. Daha doğrusu o bir çözümü, road mapping'i koyanlar. Genelde burada road mapping kanadı fail etmiş. Bu biraz rakipler adına kötü, bizim adımıza iyi. Feedback kanadıyla herkes mutlu. Ancak işte sana anlattığım ilk senaryodaki gibi, ya neden bu kadar para ödüyoruz sadece feedback kanadına diyorlar. Feedback kanadında iyi olmaları nedeni de yola ilk, yani daha erken çıktıkları için daha fazla entegrasyonları var vesaire diye düşünebilirsin bir diğer kısımda da abim birden fazla tool'u bir araya getirerek road mapping sürecini yönetmeye çalışanlar. Yani mesela atıyorum şöyle bir örnek verebilirim. Almanya'da bir şirketteki bir product manager ile tanıştık. Dedik ki road mapping'i nerede yapıyorsun? Miro dedi bize başta. Aa tamam süper dedik. Hani Miro'da denk geliyoruz insanların road map yaptığını. En büyük sorun yani, yani bütün user discovery kollarda amacım bu soruya ulaşmak, bu cevaba ulaşmak. A, dedi ki ya dedi Miro'da dedi mapler çok güzel gözüküyor. Ama her şey statik olduğu için onu ben her şeyi update update'lemem gerekiyor. Şu an en büyük mikro sorun bu. Yani update, up tutma maliyeti. Aa dedik süper. Peki dedik şey nasıl ortaya çıkıyor? Tam bu roadmap burada çok güzel gözüküyor ama bu roadmap ortaya çıkardığın yer neresi? Yani roadmap'in bir artı aslında A ideation gibi düşünebiliriz yani. Dedi ideation burada ama dedi ben Excel'de yapıyorum aslında. Aa öyle mi? Tamam hadi gel Excel'e gidelim süper. Peki neden Excel'de yapıyorsun? Abi dedim Miro'da dedi, sheet görünümünde göremiyorum dedi hiçbir şey dedi. Tamam bu da mükemmel. Peki dedim, roadmap'ine nasıl feedback alıyorsun? Abi dedi, Miro'da yapmış olduğum roadmap'i e, monthly review meeting için dedi. 8 kere yapıştırıyorum yani. yana dedi. Ve dedi, herkes gelip comment bırakıyor dedi. Kendi e, e, paste edilmiş versiyonu. Dedi de oradan ben en son toplayıp hepsini bir araya getirip roadmap'in analizini çıkarıyorum. Bu böyle bir ilkellik ve monerlik seviyesinde götürenler de var. Burada mesela işimiz çok kolay. Gerçekten çok kolay. Neden? Product Manager artık bu durumdan yılmış ve stratejiden zamanının gittiğinin farkına varmış durumda. Yani diyor ki Samet ben abi diyor ideation'da bir tık daha zaman harcayıp daha iyi bir roadmap çıkarabilirim. Ya da roadmapping'imin önceliklendirmesini bir kez daha gözden geçirebilirdim. Yani ben bununla neden uğraşıyorum modunda olan? En önemli şey dedikçe çözüme şimdi aklıma bir şey geldi. Dedikçe çözümleri kullananlarda da bizim şu anda bir numaralı sorunumuz. Execution kanadını yani jirasını, lineerini oyunun sokmadaki limitasyonlar. Roadmap'teki şu anki birinci önceliğimiz ki ilk versiyonda dahi bunu çözerek başlıyoruz. Stratejik işleri bizde açabilirsin. Ama Jiran'ı ve Linear'ını de bize bağlayıp Execution'ı da oyuna getirebiliriz. Bu sayede de biz sana Big picture göstermeye odaklanıyoruz. Şimdi Strategy Board diye bir ekran üzerine çalışıyoruz. Bütün abi product, bir product build ederken her şey birbirine uçuca bağlanıyor ve en son sen ana hedefine ulaşıyorsun ya günün sonunda ya da o bir vision olabilir, bir north star olabilir, bir gol olabilir. Nasıl tanımlıyorsan. Tüm o mapping'i yansıtıyoruz sana. En altta issue'ların var. En üstte sen ne tanımladıysan o custom hiyerarşide oralara neler yazdıysan. Yani opportunity solution framework'te de aslında yukarıdaki en sen ne yazıyorsan ya da işte kendi framework'ında, kendi hiyerarşinde ne yazıyorsan en son onu ayarlaştığın yeri de gösteriyoruz. Her item'ın detayına girdiğinde de birim mikro bağlantıları gösteriyoruz sana. Mikro hiyerarşik anlamda bu iş hangi bir üst kalem işe hizmet ediyor. Atıyorum bu temaya hangi gole hizmet ediyor? Altında da onu yapabilmek için neleri inşa ediyorsunuz gösteriyoruz. Bu şunu sağlıyor Product Manager'a. Product Manager örneğin Lead Product Manager olsun ve Head of Product'la bir toplantı yapıyor. Head of Product'la sadece bir birim iş üzerine konuşuyorken Item Detail'daki mikro hiyerarşisini gösteriyor o işin. Yani diyor ki bak abi biz bu işi şundan dolayı yapmayı karar almıştık seninle 15 gün önce Mount Review Meeting'de diyebiliyor. Ama atıyorum Quarterly işte Co-Founder'ın CEO'nun da katıldığı toplantıda büyük resmi gösteriyor. Hangi iş ne noktada diye. Şimdi bu neden bunu böyle anlatıyorum? Ee, bizim odaklandığımız sorun neydi? Bir işin arkasındaki nedeni gösterebilmek. Bu nedeni gösterirken abi biz aslında bir product manager'ın ilgili stakeholder'a aktarım yaparken stratejik kanadını gösterebilmesini sağlıyoruz. Execution kanadını gösterebilmesini sağlıyoruz. Şimdi oyuna getirmek istediğimiz kısım metrikler. Metrikleri de gösterebilmesini sağlıyoruz. Yani il, ilgili data hangi analitik durumda, hangi data geliyorsa onu da gösterebilmesini sağlıyoruz. Ve böylelikle bütün vayı oluşturan içerik roadmap'te ortaya çıkmış olacak. Bunu yapmamızın nedeni de gerçekten stratejiye odaklandığımızı ve kullanıcıların da aslında stratejiye odaklanabilmesini sağlamak. Zor bir problem seçtiniz kendinizi. <laughs> yani şey problemi bilen biri olarak söylüyorum. Çok kolay bir şey değil, challenge değil. Yani dediğin gibi hem bu işin şey tarafı var, workflow tarafı var ama diğer taraftan yine burada da entegrasyonlar var. Hani Productor'da da olduğu gibi burada da entegrasyonlar var. Bir de hani gerçekten böyle hani tek doğrusu olmayan, herkesin farklı şekilde iş yaptığı bir alan. Ama tabii büyük bir alan. O yani bütün dünyanın hani zaten şey yaptığı hani ürün geliştirme sürecine yakın olan kişilerin dahil olduğu bir alan. Eee bol şans abi. Yani gerçekten hani şey product'la sıfırdan bir yere çok güzel bir şekilde geldiniz ve çok güzel bir hani girişimcilik hikayesi. Şimdi ikinci çaptır diyelim ona. Yani aynı hikayenin devamı diyelim. O Orada gördüğünüz problemi daha derinleştiriyorsunuz diye yorumluyorum aslında ben. Aynen öyle. Ya aslında abi bu önemli. Girişimci için bunu demek zor. Yani bu senin bu anlattığın şeyi gerçekten. Yani şu an yaptığım şeyi yapmak zor. Çünkü Productor adını ben çok seviyorum. Herkes çok seviyor. Yani düşünsene ya yaptığın şeyleri ve sevdiğin şey, yaptığın şeyi seviyorsun ya bir girişimci olarak. Herkes de seviyor ve bundan vazgeçiyorsun. Bu gerçekten zordu. Yani sen diyorsun ya Samet o kadar herkes bilinmesi için efor verdin, marketin yaptın işte marka Gerçekten yaptık abi ve çok severek yaptık. İnsanlar da sevdi. Yani en hayal edilmesi, en istenilen dünyaya ulaştık. Buna rağmen böyle bir karar almak bizim adımıza gerçekten zordu. Ancak şuna inanıyorum abi. Biraz dikeyleştirmek bir girişimci için bazen iyi olabiliyor. Pivot etmek kötü bir şey değil. Ee, pivot etmemiz gereken noktayı tespit ediyorsak ve bunun sinyalleri eğer ortada data olarak toplanıyorsa doğru pivotu bulmak zor bir şey ama o kadar imkansız değil. Bence buraya bakmalıyız. Bunu neden diyorum abi? İşin zombi olmasındansa, para kazanamaması, scale etmeyen bir şey yaratmaktansa bence bu karar çok daha anlamlı. Onun dışında abi, eee dedike bir roadmap çözümü yok piyasada. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. On-premise bir çözüm sunan herhangi bir rakibimiz yok. Fintechler, bankalar, burada da product takımları var. Bu insanlara çözüm sunmak bizi heyecanlandırıyor. Game Decay'indeki hiçbir şirket dedi ki bir product management çözümü kullanamıyor. Neden? Çünkü yapıları normal product management bahsettiğimiz o dinamiklikten daha dinamik bir versiyonda. Şu an onlarla ilişkideyim. Anladın mı? Şu an onların da belki çözüm sorunlarını çözebileceğim bir structure'dayım. Bizim prodakta da satamadığımız oyun şirketleri şu an belki de ilk sıradan alacak kişiler. E orada da çok iyi product takımları var. Aslında burada bizi heyecanlandıran şey abi sorunun global olduğunu, sorunun aslında en altyapıda, approach'un, framework'un herhangi bir şeyin dayatılmaması olduğunu farkına varmak. Bizi bu heyecanlandırıyor. O nedenle zor olabilir. Ancak heyecan da bir o kadar büyük. Bizim Yok elimizde. zor zaten keyifli bir şey anlamında söyledim. Yani hani kolay olsa herkes... Aslında buraya girer diye o demin bahsettiğin hani bariyerin düşük olması. Zor olması işte getirinin de fazla olacağını kazancın da fazla olacağını. Bu sadece bu arada finans olarak da söylemiyorum yani genel tatminlik olarak da değerlendirir bir onu. Onun da büyük olacağını gösteriyor. O yüzden o açıdan söyledim yani yoksa ne yaptınız siz evladım daha kolay bir şey bulsaydınız gibi bir şey değildi yani. <laughs> Teyze nidası değildi daha şey yani hani challenging olması bence daha iyi bir şey aslında. Valla şey yolunuz açık olsun zaten ekosistem olarak takipteyiz. Umarım daha da güzel haberlerle zaten şey göreceğiz. Haberleri göreceğiz. Teşekkürler bu deneyimini ve hikayeyi paylaştığın için. Ben çok teşekkür ederim. Hem Producter'ın ilk anından beri de hem ekosisteme kattıkların adına da hem bize hep bir mesajla, telefonla kendini ulaşılabilir kıldığın için. Bugün de aynı şekilde bu güzel kayıt için ben çok teşekkür ederim abi. Eline emeğine sağlık senin. Ben teşekkür ederim tekrardan. Ağzına sağlık. roadmap.com olarak tekrardan bir son bir hatırlatalım. Yeni yolculuğunda hayırlı olsun diyelim roadmap.com'a. Evet, çok çok teşekkür ederim. Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ürün yönetimi eğitimlerimize üretim bandı adıyla başladık ve şimdi Brick Institute markası altında devam ediyor. Brick Institute'da sektörün lider şirketlerinden katılımcılar ve deneyimli eğitmenlerle birlikte uygulamalı dünya standartlarında eğitimler sunuyoruz. Bugüne kadar yüzlerce arkadaşımız bu eğitimlere katıldı. Amacımız gerçek vaka çalışmalarından oluşan, sadece teoride kalmayan, elleri kirleterek öğreten eğitimler düzenleyerek sektörü dünya standartında ürün geliştirenler yetiştirmek. Haydi birbirimizden öğrenelim ve topluma fayda sağlayacak teknolojik ürünler geliştirelim. Kayıt aldığımız eğitim programlarımızı görmek için www.brick.institute linkini ziyaret edebilir ya da selam@brick.institute adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.